Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Başkanım nasılsın? İyiyiz. Allah. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Memnun oldum. Belediye başkan yardımcısı. Merhaba efendim. Nasılsınız? Merhaba. Evet. Tabii deprem vesilesiyle bölgedeydik. Tunceli'ye uğramadan olmaz dedik. Ziyaretinize geldik. İnşallah böyle üzücü bir vesile değil de her zaman güzel vesilelerle buluşalım. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sağ olun başkanım. Şehrimize hoş geldiniz. Evet. Üzücü bir durumla geldiniz ama burada dersine uğramanız ayrıca bizim için çok büyük bir şey. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Zaten bizim Başkan Bey'in yaz bahara doğru bize bir sözü vardı. Evet. Bunu saymıyoruz ama. Tabii ki sene Mayıs döneminde daha geniş, daha güzel bir dönemde sizi ağırlamak isteriz. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz başkanım. Biz tabii açıkçası bölgeye böyle bir sebeple gelmeyi istemezdik ama ne yazık ki bir deprem ve kayıplarımız var. Öncelikle başımız sağ olsun hepimizin. Depremle yaşayan bir ülkeyiz. Bütün coğrafyaları kapsıyor ama açıkçası bu konuda başarılı da değiliz. Çünkü tedbiri alabilmiş bir ülke olamadık. Bunun içinde belediyelerin de suçu var, yönetimlerin, hükümetlerin de kusuru var. İnşallah bundan sonra daha hızlıca tedbir alan ve önceliği bu konu olan bir ülkeyi olmayı başarırız. Tabii o vesileyle geldik. Hem de İstanbul'dan ekiplerimiz oldukça yüksek sayıda ekiplerimiz vardı. Onları gezdik, dolaştık. Sonrasında milletvekilimizle bu bölgeye bir ziyaret de yapalım diye dün planladık. Hem tabii gelirken Tunceli'ye uğramak, sizi ziyaret etmek istedik. Yanı sıra malum Tunceli'de son birkaç haftadır yine üzücü Gülistan kızımızla ilgili bir olay yaşanıyor. Ailemizi ziyaret etme niyeti ortaya koymuştuk. O aileyi de ziyaret ettik. Biraz dertleştik. Umut ediyorum o konuda da inşallah iyi haber olur. Ama üzücü bir olay tabii. Genç bir kızımız, bir haber alınamıyor. Hayatta bunlar da var ama bir yandan hizmet de var. Size başarılar diliyoruz. Tunceli bizim için çok özel bir şehir. Hem doğasıyla, hem insanıyla, hem de açıkçası Genel Başkanımızın memleketi burası. Dolayısıyla özel bir hassasiyetimiz var. Bütün belediyelerimizin, bütün yerel hizmetlerin iyi olmasını arzu ederiz. Bu bakımdan Tunceli sınırlarına özel bir ilgi gösteriyoruz. Göstereceğiz de bütün ilçelerimize, şehrimize. Size de başarılar diliyoruz. Özgün bir tarzınız var. Daha önce Beylikdüzü'nde de beraber olduk. İnşallah Tunceli'ye, merkeze güzel hizmetler sunarsınız. Biz de yanınızdayız. Evet. Yani bütün İstanbul'da, bütün Türkiye'ye el uzatmak mecburiyetinde olan bir şehirdir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi fark etmez. Her yörede bir izi olmalı. O sorumlulukla da belediye hizmetlerini yapıyoruz. Yani biz bir lütuf değil, tam aksine sorumluluğumuzu yerine getirme çabası içindeyiz. İnşallah güzel işbirliklerimiz olur. Dediğiniz gibi bu bir mecburiyet ziyareti ama Munzur'un tadını hem de işte Tunceli'nin güzelliklerini görmeye elbette yine geleceğiz. Yoksa eşimle beraber bu ziyareti yapıp dönersek eşim bana beni Tunceli'ye getirdin hayatta demez yani. Bir şey olmaz ama Munzur suyunu içmedi. İnşallah bir dahaki ziyaretimiz daha farklı olur. Teşekkür ederiz ev sahipliğinize. Yüzleriz alayım başkanım. Ya zaten, o benim içimde kaldı. Bir önceki ziyaretimiz de tam mevsim olarak uygun değildi. Ama mutlaka Munzur'a geleceğiz. Temmuz'a geleceğiz. Mayıs, Nisan'da suya gelemeyiz. Başka bir şey söyleyeceğim. Dedik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bey, Tunceli Belediyesi'nde bir 2 araç İBA edecek otobüs. Onu arkadaşlar bunları konuşmayalım. Bak şu anda bir ziyarete geldi. Şöyle diyelim. Evet, biz hiçbir yöreyi boş bırakmamaya çalışacağız. Başkanımız da bazen dertleri olduğumu bizi arıyor. Tabii bazı konularda yetkilerimiz var. Bazı konularda ara formüller bulmaya çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Kuşkunuz olmaz. Tunceli Sinek Grubu Başkanım. Eyvallah, sağ olun. Başkanım Bey, bugünkü ziyareti bizi onurlandırdı. Onu söyleyelim. Bizim öncelik görüşmelerimiz var. Yani belediyeyle diyalog içerisindeyiz. Birçok belediyeyle diyaloglarımız sürüyor. Bu anlamıyla da önümüzdeki dönem bir daha bu şehre geldiğimizde kapsamlı daha bir programla bir araya geleceğiz. Tabii. Bizim de bu süreç içerisinde Malatya, Fötürge'de birkaç köyde şu anda bizim teknik mühendis arkadaşlarımız bir araştırma yapıyorlar. Eraslan araştırma yapıyorlar. Esasen bu meselede kesinlikle katılıyorum. Yani ülkenin fay hatlarının çok yoğun olduğu bir dönem, büyük bir ülke. Bu anlamıyla da geçmişteki yapılaşmadan tutup birçok anlamda sorunlar yaşandı. Bütün şehirlerde olduğu gibi bizim de fay hattı olan bir şehir. Ona uygun aslında daha çok teknik eğitim, halk eğitimlerinin olduğu bir çalışma olması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa bugünden geçmişte yapılan müdahale edebilme ihtimalimiz yok. Yani onları yıkıp geçemezsiniz. Bu anlamda da her gittiğimiz yerde görüyoruz eğitimsizliği, kaçma, deprem anındaki kaçmalarını benzer birçok şeyin aslında daha çok ölümlere neden olduğu, daha çok sorunlu olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamıyla birlikte bu meseleler üzerinde biraz kafa yorabileceğimizi düşünüyorum. Hoş geldiniz. Bence arkadaşlar çok evet, şey yapmadan birer çay içelim. Ondan sonra şundan birer çay içip kalkalım. Evet. Annesi, kardeşi, abisi. İnşallah güzel haber olur inşallah. Ablası, hoş bulduk. Bizim İstanbul'dan da bir ekip geldi. Türkiye Kısa bu Kıbra Başkanı Pamuk. Size rica ediyorum. Yani. Bize yardım edin. 22 gündür biz burada her gün ölüyoruz. Her gün. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Yani takip de ediyoruz. Yani arama kurtarma ekipleri de burada. Bizim de ekiplerimiz burada. İstanbul'dan yolladık. Yine de takip edeceğiz. Ama ne yaptı o çocuk benim kızım ya. O biliyor. Benim kızım nerededir o çocuk biliyor. Niye onu getirmiyor? Niye onun ifadeni almıyor? Yani Türkçe'de haber okuduk. Çocuğun konuşması için para talep ediyor. Niye onu getirmiyoruz? Sizden mi para talep ediyorsunuz? Medyadan Millet gazetesi konuşmak istemiş. Çocuğun babasını arıyorlar. Çocuğun babası ben size bir numara vereceğim diyor. Oradan ulaşabilirsiniz diyor. Çocuğu arıyorlar. Ben de çocuğun hapisteyim diyor. Şu anda çocuk benim yanımda diyor. görüntülü arayabilirsiniz diyor. Çocuğu göstereceğim size diyor. Ama diyor konuşması için bizim...